aslında bu davayı açmakla beraber bu belgelerin doğru olduğu kabul ediliyor çok açık net bir şekilde. Ve bu mahkemenin açılmış olması tersine de dönüştürülebilir bu yargılama sürecinde. Öyle anlıyorum söylediklerinizden. Zaten onu yapacağız. Yani şimdi siz oturup da... Arkadaşlar tekrar tweetlerini verebilir misiniz Ali Hoca'nın? Onu yapacağız. Yani biz oturup masum bir insanı alıp, gözaltına alıp, polisler demişler ki senin ifadeni alıp sadece bırakacağız. Giderken karakola bir telefon geliyor polislere. Onun önüne başka bir talimat geliyor. Bu defa terörle mücadeleye götürülüyor. Oradan değişik işte sorular soruluyor ve sonra gözaltından savcılıktan sonra tutuklamaya sevk ediliyor, tutuklanıyor. Yani otomatiğe bağlanmış, talimatlandırılmış bir zincirden söz ediyoruz. Siz bu büyük yolsuzluğu, bu büyük çürümeyi, bu büyük nepotizmi kapatmak için bir günah kesisi icat etmeye kalkarsanız ve bu günah kesisini de daha çocukluğundan beri milli görüş içerisinden gelmiş, son derece temiz bir insana FETÖ'cü ithamıyla yaparsanız elbette bunun bir hesaplaşması olacaktır. Bu hesaplaşma sadece Ramazan'ın masumiyetinin ispat noktasında olmayacak. Bu belgelerin gerçekliğinin ispat noktasında, bu belgelerin gerçekliğinin siyasal alanda tartışılmasını sağlayacak ve TÜGMA'yı halkın nazarında mahkum edecek bir yargılama süreci üretmeye gayret edeceğiz. Bakalım. Yiğit meydanda belli olur demişler. Ne olacağını göreceğiz. Şimdi genellikle bu tür şeylerde hani suçüstü ya da bir takım şeyler ortaya çıktığında hemen FETÖ'cü demek çok kolay bir şey artık. Birine FETÖ'cü diyorsun, olay bitiyor zaten. Yani olay doğru mudur, yanlış mıdır, o belgelerin aslı var mıdır, yok mudur, önemi yok bunların. Ve siz burada diyorsunuz ki FETÖ'cü olarak suçlanan ya da iddia edilen Ramazan Aydoğdu milli sünnet olurken bile Milli Gençlik Vakfı'nın bandasını takmış, gençliğinde toplantılara katılmış, bundan FETÖ'cü mü olur diyorsunuz. Ve işin bir ilginci de şu, şu andaki yöntemler bile aslında cemaat yöntemleri, geçmişteki bir yargılamalarda gördüğümüz olaylar ve TÜGMA'daki yapılanların da geçmişte cemaatin aslında uyguladığı yöntemler. Bakınca şimdi kim yani belgeyi ortaya çıkaran FETÖ'cü iddiası yapan kim oluyor? Bir de şimdi tabii Ramazan'ın tutuklanmasına, gözaltına alınmasına yol açan süreç tıpkı hani Ergenekon meselesi bir gizli bir ihbar mektubuyla başlamıştı ya. Bunlar da hemen bir anda bir ihbar mektubu icat etmişler. İsimsiz, yani mektubu yazan belli değil. Artık savcılığa veya polise gidiyor. Onun vasıtasıyla Ramazan'dan tutuklanma suçluluğu alınıyor. Yoksa TÜGMA'nın elinde, TÜGMA'nın kayıtlarında bunu Ramazan'la irtibatlandıracak bir dijital kayıt yok. Ramazan'ın dijitallerinde bu belgeler yok. Dolayısıyla Ramazan'ı bu FETÖ taktiği geçmişte Gülen cemaatinin yaptığı gibi şimdi aynı şey yapmaya çalışıyorlar. Şimdi bir hadis-i şerif var. Ben Ramazan'la Paşa Kapıcılar'la konuştuğum zaman söylemiş. Ramazan sen bilirsin. Sizden öncekilerin yollarını aynen takip edeceksiniz. Onlar kertenkele deliğine girecek, siz de gireceksiniz diye böyle bir yarı hadis-i şerifi var. Dedim ki Ramazan'a sizinkiler dedim, yani tırnak içinde eski sizinkiler anlamında Fethullahçıların gittiği yolun aynısını tatbik ediyorlar. Baksana seni isimsiz bir ihbar mektubuyla gözaltına aldırmalar, büyük bir devlette kadrolaşma, nepotizm, çürüme, yandaş dayanışması, hiyerarşik, iki paralel bir hiyerarşik yapılanma. Bütün bunlar iyi çünkü öyle değil midir? Yani şimdi eğer TÜGMA'nın emri altında, torpili altında, yardımı altında bu insanlar memur olmuşlarsa herhalde TÜGMA Şube Başkanı'nın veya TÜGMA Genel Başkanı'nın, TÜGMA Koordinatörlüğü'nün talep ettiği bir konuyu herhalde yapmak durumunda kalacaklardır. Tıpkı Fethullahçılar'da gördüğümüz gibi. Bilmiyorum TÜGMA'cıların tıpkı Fethullahçılar'da olduğu gibi devlet içinde bir mahrem imamları vardır ama yapılan şeyin tecahatini ifade etmek bakımından siz de işaret buyurdunuz. Birbiriyle çok benziyor. Benim bu arkadaşlara tavsiye tutmacı arkadaşlar. Ramazan'ı bilen evvel serbest bıraktım. Serbest bıraktırın derken tutaktıran sizsiniz. Tutaklarma gücünüz olduğuna göre serbest bıraktırma gücünüz olsa gerekti. Yani bu işin sonunda Ramazan'ın yargılanmasına bu dava tıpkı Dreyfus davası gibi Fransa'daki TÜGMA'nın yargılanması, Türk Devleti ve çürümenin yargılanması dönüştüreceğiz biz. Anladım. Yani bir insanın masumluğunu ispatı bitirerek TÜGMA'nın halk nazarında mahkum edilmesini sağlayacağız. Bir an evvel arkadaşımızı serbest bırakacaklar. Şimdi bir şey soracağım. Siz bir avukat olarak bu dava dosyasını dün İstanbul'a geldiğinizde vekaletnameniz olmadığı için ayrıntılı bakamadınız. Öyle anlıyorum. Bir. Evet. İki. Vekaletnameyi aldınız. Şimdi bu dava dosyasına baktığında isimsiz denilen ihbar mektubunu yazan kişiyi görebiliyor musunuz siz? Yani onu görebilecek misiniz? Onu mahkemeye çağırabilecek misiniz? Sistem şöyle işliyor. Eğer CİMER vasıtasıyla yapılmışsa isminizi gizleyebiliyorsunuz. Ancak isminizi ne kadar gizlerseniz gizleyin, bazı dosyalarda polis bunu ihmal ediyor ve dosya içerisinde şahsın kimliği geliyor. Şahsın kimliği geldiği zaman eğer gelirse dosyada olacak bu. Bunu elbette tanık olarak zaten mahkeme reisine davet edecektir. Ama biz de bunu tanık olarak davet edeceğiz. Ama asıl önemli olan şey şu. Bu belgeler ancak kimin elinde, yani medyada var, görüyoruz. Metin Cihan'dan diğerlerine kadar. Elbette bu insanlardan hangi mail adresinden bağlantı olmuş, insanlarla hangi vasıtalarla elde etmişler, onları da sormak istedim. Bunların tanık olarak dinlenmesini gerçi yurt dışında yaşıyorlar ama bir biçimde arzu etmek isteriz ve bu belgelerin madem TÜGVA Genel Başkanı işte arşivlemiş, yedeklemiş, kızdırmış diyorsa bir anlamda aslında kızdırmış demektir. TÜGVA Genel Başkanı da bu kıymetli olarak etti. Yani burada bunu dediğim gibi biz bunu Dreyfus davasını sürdürmek, yani bir kişinin yargılanmasından burada bir büyük suçu, bir büyük çürümeyi ortaya çıkartıp çapta ebattı genişletmeyi planlıyor. Şimdi Ali Bey, bu isim olmama durumu söz konusu mu? Böyle bir isim yoktur denilebilir mi yarın dava duruşmalarda? Verilmeyebilir mi size? Siz ne kadar uğraşırsanız. Ramazan'ın beraat edeceğini düşünüyorum ben. Bu nedenle eğer bunu soruyorsanız. Ramazan'ın elindeki bilgisayar, cep telefonu, işte gerek masaüstü, gerek dizüstü bilgisayarları, tabletleri vesaire hepsini ele geçiriyor. Ramazan ısrarla diyor ki bu sızdırılan belgeler benim bilgisayarlarımda yok. Ve bunları ben sızdırmadım. Bunu öğrendim. İşte bu belgeler TÜGVA belgeleri 61 isimli bir mail adresi üzerinden bu ilgilere gönderilmiş. Ramazan bu mailin asla kendisine ait olmadığını ve kendisinin kullanıcısı olmadığını ifade ediyor. Dolayısıyla bu meseleyi bu biçimde kapatmak isterlerse belki Ramazan'ı tahliye edip bir an evvel beraatine karar verebilirler elbette. Eğer bunu soruyorsanız. Ama mahkum da edebilirler. Yani çok belge mi gerekiyor mahkum etmek için bugünkü hukuk sisteminin içerisinde? Mahkumiyet daha feci sonuçlar yol açar. Biliyorsunuz Twitter'dan da ortak arkadaşlarımız Mustafa Selanik evvelki sene seçim olacak dedi. 4 ay yatırdılar hapis yedi. Ankara Gücü 3 ay yatırdılar. Ondan sonra beraat ettiler biliyorsunuz her ikisi de. Türkiye'de bu işler bu yöntemle kullanılıyor. Böyle bir büyük dalga meydana getiriyorlar veya tantana çıkartıyorlar, birilerini tutuklatıyorlar, FETÖ'yle irtibatlı diyorlar. Asıl gizlenmesi gereken şey, bizim insanımızın zihni nisyan ile unutmakla malum, birkaç ay sonra TÜGVA belgeleri meselesi unutulur diye Ramazan tahliye olur, beraat eder. Ama bunun böyle olmamasını sağlayacağız biz. Yani eğer Ramazan'ı bir an evvel tahliye ettirmezlerse, bu meselenin büyüyüp siyasallaşıp, TÜGVA belgelerinin incelenmesini sağlayacak ölçütte bir yargılamaya dönüştürmeye niyetliyiz. Şimdi bu konuyla ilgili olarak farklı bir bilgi var mı? Benim sormayı unuttuğum, sizin hatırlatmak istediğiniz bir şey var mı Ali Bey? Şu anda yok. Yani bunu birkaç hafta sonra daha ayrıntılı belki değerlendirme şansımız olur. Özellikle iddianame hazırlandığı zaman. Bugün ben başka bir konuda da görüşünüzü sormak istiyorum. Bugün bir tweet attınız. Tanju Özcan'la ilgili partiden kendini attırmak istiyor diye. Arkadaşlar o tweet'i de verirseniz sevinirim Tanju Özcan'la ilgili olarak. Bolu Belediye Başkanı. Şeyle ilgili olarak artık faiz konusunda bir nokta koyalım. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayım. Faiz haram. Bakara suresi 275. ayetinde Allah-u Teala faizcilerin asla cehennemden çıkamayacaklarını bildiriyor. O Merkez Bankası Başkanı'nı derhal faize sıfıra düşürmeli. Kurtulalım faizden. Dolar yükselirse yükselsin. Faiz düzeni faizcilerden sıkıldım demiş. Aynı zamanda da kendi partisinin sözcüsü, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsü Faik Öztrak'ı da yaptığı açıklama ile ilgili olarak eleştirmiş ve faiz indirme noktasında ben Sayın Cumhurbaşkanımızın en yakın silah arkadaşı olarak görev almaya hazırım. Milli Kurtuluş Savaşı'nda faiz indirim noktasında ben Sayın Cumhurbaşkanımızın en yakın silah arkadaşı. Yani şimdi tabii Milli Kurtuluş Savaşı verince de silah arkadaşı olmaya aday. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanını bu açıklamasını ben ironi gördüm mesela. Ben başka bir boyutuyla söyleyeceğim. Yani aslında Tanju Özcan burada öylesine ters bir ironi yapıyor ki Cumhurbaşkanı'na yönelik. İndir faizi sıfıra kardeşim, ben hemen senin silah arkadaşın olacağım. Ne uzatıp veren duruyorsun diye. Yani sizin tam da bu noktada bakışınız gibi partiden kendini attırmaya değil de aslında tüm çıplaklığıyla Cumhurbaşkanı bu faizle mücadele konusunu ortaya koyuyor diye. Ben öyle okudum mesela. Ben de aslında o tweet'in sonundaki işarette biliyorsunuz gülücük ilk çıkartan bir adam gülücüğü var ya, onu espri olsun diye şey yaptım. Ben de aynı sizin gibi onu yaptığını düşünerek o tweet'i attım. O ilk çıkartan gülücüklü adamın anlamı şu ama benim kastettiğim şey şuydu. Ya bu şovmenlikle yani işte, mültecilere karşı giriştiği şeyler, sözleri, demeçleri, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun üretmeye çalıştığı siyaset tipinin dışında ve muhtemelen işte yani bir vesileyle ihracatçılar memleket partisine gitsin diye gideyim diyen bir tipe benziyor bana kalırsa. Yani, niye gitmiyor ki? Ya bilmiyorum, belki de daha güçlü gitmek için yapıyordur. Haklı gitmek. Bazen de önemli olabiliyor. 28 Şubat'tan sonra bu arkadaşlar AK Parti'yi kurarken Fazilet Partisi'nin kapatılması için dua etmedikleri kalmıştı biliyorsunuz. Gerekçe üretmek lazım siyasette bazen haklı gidişler için. Haklı gidişin yolu da ihraçtır. İhraç dosyası geçen hafta biliyorsunuz görüşülmedi, ertelendi. Yani şov yapıyor böyle şovlarla onu kastetmek istemişim. Dil çıkartan gülücüklü adamdaki anlatımım da aslında bu ironi yaptı ama yakışır değil ben aklıma. Yani... Ya tabii ki şimdi Bolu Belediye Başkanı hem kimi açıklamalarında ve meclis konuşmalarında belediye başkanlarının siyaset yapmaması gerektiğine yönelik açıklamalar yaparken siyasetinde tam göbeğinde kılıç sallıyor aslında baktığımızda. Ve bence mesela şimdi biliyorsunuz Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde 3 tane belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, biri çok dikkat çekmiyor. Açık, biri Mansur Yavaş, çok açık söylemese de Cumhurbaşkanı olmak istiyor. Biri Ekrem İmamoğlu, hiç tartışmasız Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor. Ve bir tanesi de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. Evet, o da aday olmak istiyor. Hatta o diyormuş ki, şöyle bir iddiada bulunuyormuş. Diyormuş ki Ankara'da ve İstanbul'da belediye başkanlarımız istifa edince AK Parti'ye geçiyor. İzmir'de geçmiyor. Bu benim hakkımdır ve kazanırım bu seçimleri de. Diyormuş. Bolu Bey'i de öyle diyor çok büyük ihtimalle. O da gördüğüm kadarıyla muhafazakar tabana ve milliyetçi tabana seslenerek o da Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor galiba.